أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم ما ضل صاحبكم وما وذاك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمرونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أي عزيز ومحترم izleyenler, şanlı Kur'an'ın Necim suresine gelmiş bulunmaktayız. Okumuş olduğum ayet-i kerimeler Necim suresinin baş sayfasındaki ayetlerdendir. Necim suresi de Mekke-i Mükerreme'de inzal edilmiştir. 62 ayet-i kerimedir. Besmele-i Şerif'le başlıyor, Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Yemin ederim inmekte olan o yıldıza ki, arkadaşınız şaşırmadı, azıtmadı da. Arzusuna uyarak konuşmuyor. O ancak vahyolunan bir vahidir. Bütün peygamberler vahy ile konuştuğu gibi Hazreti Muhammed de en büyük peygamber olarak vahy ile konuşur. Ona kuvvetleri çok güçlü olan öğretti. Bir kuvvet sahibi hemen doğruldu. O en yüksek ufukta idi. Sonra yaklaştı ve sarktı.
derken iki yay mesafesinde veya daha yakın oluverdi. Verdi kuluna verdiği vahyi ilahi. Gözün gördüğünü kalp yalanlamadı. Şimdi siz onunla gördüğü hakkında tartışıyor musunuz? Yemin olsun ki o onu bir kere de inişinde gördü. Sidretül Münteha'nın yanında. Onun yanında da Cennetül Me'va bulunmaktadır. O an ki o sidreyi kaplayan kaplıyordu. Göz ne şaştı ne de haddini aştı. Yüce Allah'a yemin olsun ki Rabbinin varlığına ve yüce kudretine işaret eden delillerinden en büyüğünü gördü. Evet, işte Miraç'la ilgili ayeti kerimelerdir bunlarda. Ey kıymetliler! Hazreti Muhammed ayetlerin en büyüğünü görüyor, Cenab-ı Hak gösteriyor. Müşrikler, putperestler ne görüyor? Efera eytümül late vel uzza. Onlar da Lat putunu, Uzza putunu görüyorlar. Şimdi bu konuda Cenab-ı Hak ne buyuruyor? اَفَرَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى اَلَيْكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. Ey kıymetli ve muhterem izleyenler! Cenab-ı Hak, hakkı hakikati görmeyen, gerçeği kabul etmeyenler için bakın ne buyuruyor. Siz de gördünüz değil mi Lat ve Uzza'yı? Üçüncü olarak diğer Menat'ı, bunlar birer birer putların isimleri, büyük putlar. Size erkek, ona dişi öyle mi? Eğer öyleyse bu çok insafsız bir taksim. Onlar hiçbir şeyde değil,
sadece sizin ve babalarınızın taktığı kuru isimlerdir. Yüce Allah Celle Celaluhu onlara öyle bir delil indirmedi. Sadece zanna ve nefislerinin sevdasına uyuyorlar. Oysa Rablerinin kendilerine doğru yolu gösteren geldi. Şanlı Kur'an, şanlı peygamber, işte doğrunun, gerçek doğrunun, hakkın hakikatin, hidayet önderi, rehberi, hücceti, işte şanlı Kur'an, nurlu İslam, şanlı peygamber Muhammed Mustafa'dır sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yoksa insan için her kurduğu hülya var mı zannediyorsunuz? Emlil insani ma temenna. Hayır, öyle değil. Felillahil ahiratu velula. Şunu iyi bilin ki yüce Allah hındır ahiret ve dünya. İşte son da ona ait, ön de ona ait. Dünya da ona ait, ahiret de ona aittir. Ey insanoğlu, Rabbinin emrinde bir kul ol. Hazreti Muhammed'e tabi ol. Yoksa pişman olursun ama ebedi pişman olursun. Pişmanlık fayda vermez. Cehennemde feryat ederek ebedi yülebet pişmanlık devam eder. Biz hatırlatıyoruz. Gel, kesin kes iyi bir Müslüman ol. Şimdi ben Müslümanım deyip de gavur gibi yaşayanlar gibi olma. Adam Müslümanım diyor. İslam'la hiç alakası yok. Gök gürleyince kelime-i şehadet getiriyor. Ondan sonra bakıyorsunuz yine dalmış dalalete, dalalet içinde yüzüp gidiyor. Böyle olmasın. Gerçek Müslüman olun. Yüce Allah'ın emrettiği gibi, Hazreti Muhammed'in gösterdiği gibi, Hazreti Muhammed'in uyguladığı gibi, müştehit alimlerin de bu ilmi inceleyip ortaya koydukları müştehitler düzeyinde bir İslam anlayışını iyi okuyalım, iyi kavrayalım. Müştehitler düzeyinde bir İslam anlayışına kavuşalım ve geçmişi bugünlere taşıyalım. Bugüne taşıyacağız diye geçmişi inkar etmeyelim. Geçmişteki nasları bugüne taşıyalım ve bu değişen şartlara o naslardan çareyi bulalım. Çünkü bütün çağlar Kur'an-ı Kerim'in içinde dürüm dürüm dürülüdür. Bütün çağlar İslam'ın içinde mevcuttur. Kitabın sayfalarına benzer. O çağlar Kur'an-ı Kerim'in İslam'ın içindedir. Açtığın zaman her çağın şartlarına şanlı Kur'an, nurlu İslam hükmünü koyar. Ve müştehit alimlerle hareket edilmelidir. Aslı korursanız nesli de korursunuz. Usulü, asli delilleri korursanız fer'e terakki edebilirsiniz. Sen gerçek müştehitleri yok sayacaksın, naylon müştehitlerle hareket edeceksin veyahut da kendi hevana uyacaksın. İlmin yok, irfanın yok. O zaman başı bozukluk ortaya çıkar. İşte İslam alemi paramparça ise bunların kökeninde bileni inkar etmek,
cahillerle beraber olmanın işte şu anda ekilen rüzgarın fırtınasını biçmekteyiz. Gelin bilmeyenler bilenlerle beraber olsunlar. Bilenlerle hareket etsinler ama ehl-i sünnet vel cemaat yolunda hareket etsinler. Ehl-i bid'at yollarına sapmasınlar. Bizden tebliğ ve hatırlatmak, ötesi size kalmıştır.